Herkese merhaba. Şimdi tropikal meyvelere değineceğiz. Bunlar Lübnan, Beyrut'tan geldi. Şu dikenli gibi olan, dikenli değil de ne diyelim buna, kaşeye benziyor. Kozalağa benziyor. Bu şeker elması diye geçiyormuş. Diğeri bu guava. Beyaz mı, pembe mi? İçini açınca göreceğiz ama beyaz guava gibi söyleyemedim. Bu da bildiğimiz papaya. Biraz kabağa benziyor ama papayanın tadını biliyoruz, rengini biliyoruz ama asıl diğerlerini merak ediyoruz. Ben şu kozalağa benzeyeni merak ediyorum. Onun kokusu çok güzel. Çilek, böyle nasıl, yeşil elma gibi. Böyle güzel bir kokusu var. Bakalım, hadi açalım içini. Açınca internetten araştırdığımıza göre içi böyle kalbe benzeyecekmiş. Böyle önce şeyini çıkarttık, sap kısmını. Bunlar birkaç gündür bekliyor. Geldiğinde böyle değildi. Biraz fazla olgunlaştılar galiba. İnşallah içi sağlamdır. Bakalım. Evet, gerçekten iyi. Allah'tan sağlammış. Bakın, kalp gibi. Şimdi o çekirdeklerini çıkaracağız. Bakalım döner. Çekirdeği de karpuz çekirdeğine benziyor. Bak bakalım tadına, güzel mi? Acaba bu çekirdeklerin eksik olur mu? Ye bakalım. Nasıl tadı? Tat yok pek ya. Bakayım, bana ver. Böyle Benzemiyor mu? Çilek tadına, elma tadı gibi böyle farklıymış. Bir de ben değişik bakayım. bir tat. Bakayım. Çok tat Böyle. Evet, algılanmıyor. papaya, çilek Çok tadı. karışımı bir şey ama çok tatlı. Böyle Evet. şekerli, değil mi? Şu çekirdeklerini eksek olur mu acaba? Gerçekten çok tatlı. Evet. Çok tatlı bir şey. Şu Şimdi papayayı biliyoruz. Şu guavayı merakımızı. merak ediyorum ben. İkizler gelince tak, çocuklar da gelince tatsınlar bakalım. Beyaz herhalde bunun. Çünkü bu da bunun pembesi de oluyormuş. Ha, bu beyaz, evet. Şey gibi. Şeftali mi, muşmula mı şekli? Bozulmuş mu bu? Yok Böyle mi değil, şu kenarı, oluyor? evet, böyle oluyor. Bir de bunun Hmm. pembesi oluyormuş. Bunun bir kenarına elma Değişik. dilimi gibi yap bakalım nasıl. Bu şekilde mi yiyor acaba bu? Herhalde Böyle çekirdeğini içi çıkartıyor muyuz acaba? Biz de hiç çekirdekli bakmadık da, araştırmadık da internetten. Hem deneyeceğiz, tadına bakacağız. şey Nasıl gibi yeniliyor duruyor. da bilmiyoruz. Patlıcan gibi duruyor böyle çekirdekli. Şöyle Evet, baksana, bakalım değil mi? şöyle. Acaba kabağı soyurarak mı yeniyor acaba bunu? Şu iç kısmı Şöyle. tabii, kabuğu soyuluyordur da, içinde çekirdeklerini de çıkarsak hiçbir şey kalmıyor. Bir tat Neyse. bakalım çek nasıl Bir tadı. tadına bir bakalım. Paylaşalım. Bakalım, ben de bakayım. Elma gibi. Çok Böyle değişik. neye benziyor tadı? Tatlı, güzel. Güzel, yenilebilir. Yenilebilir. Ne ekşi ne tuzlu, içerili gibi. Şimdi bildiğimiz bir Şimdi tat. papaya bakıyoruz. Bunu biliyoruz. Bunun tadını ben Tadını çok beğeniyorum. Rengini de çok çok güzel. seviyorum. Evet. Biraz böyle büyükmüş. Bu kabak gibi oldu ama. Ay, Ama bu çok güzel. bildiğimiz papa şeyden biraz farklı. Çekirdekleri çok ilginç. Acaba bunları bir deneyelim ya. Burası da sıcak, Antalya ya, belki olur. Çok değişik. Antalya'da, Alanya'da biliyorsun tropikal meyveler yetiştiriyorlar. Her şey var neredeyse. Çok değişik. Karabiber gibi duruyor. Evet, Taneleri o da çitlem, tohumları. çitlenmiş Bunları gibi. deneyeceğiz arkadaşlar. Bir ekmeği deneyeceğiz. Belki Evet. olur. Nasıl ekilir diye bir bakalım, araştıralım internetten. Önce suda mı bekletmek gerekiyor? Çimlendirmek mi gerekiyor? Şimdi papayayı seviyoruz. Biliyorum onun tadını. O güzel. Kokusu da çok güzel. Kabak gerçekten kabağı andırıyor. Değil mi? Bak, bu güzel. Aynen, tatlı kabağı gibi.
Bal kabağı gibi, tatlı kabağı gibi. Aynen, bal kabağı gibi. Bal kabağı gibi. Bal kabağının yumuşak ve olgunlaşmış tadı var. Evet. En tatlı bu. Onun en kokusu tatlı. Da çok güzel. Aynen. Yani onu tabağa koyduk mutfakta şey olsun, biraz olgunlaşsın aynen, diye. Çok... Mutfağa bile girince o kokuyu alabiliyorsun. Böyle böyle ekşi elma gibi. Böyle ferah güzel bir kokusu var. Sıralandırma yapabilirsek birinci. O tatlı. İkinci. Şu biraz üçüncü. Daha az tatlı. Evet, üçüncü olarak söyleyebiliriz. Şifa birinci... niyetine yedik. Şifa olsun inşallah. Zaten biz bölge olarak, Antalya olarak tropikal meyvelere ve bu tarz meyvelere seviyoruz. Biraz değişik. Hani her zaman yerim dediğimiz bir şey. Yani bir karpuz şeydir. Gibi her gün yemem evet. Ben mesela. Biz alışık olmadığımız her için. Ama mesela bir üzüm kadar, bir bizim her gün, her gün veyahut da günde 2-3 şey kez yiyemeyiz. Aynen. Ama böyle bizim merak sattık. Hediye evet. Olarak getirmiş. Teşekkür ederiz. Kız evet. Kardeşimin görümcesi Beyrut'tan. Lübnan, Beyrut'tan. Normalde bunlar hani Asya tropikal meyveler ama Lübnan'da da yetişiyormuş demek ki bunlardan. Sert bir çekirdeğinin dışında yumuşak bir jel gibi bir şey var. Oradan acaba çimlenecek mi? Bir bunları bir ekmeği deneyeceğim ben toprağa. İstanbul'da olmaz bunlar ama Antalya'da olabilir. Şey, bak çekirdeğin etrafında biraz böyle şey var. Sulu gibi bir şey. Şöyle yaptığın zaman patlıyor. Ha, sert patlıyor, değil mi? Da. Sert çekirdek çıkıyor, değil. Daha suyu sonra çıkıyor. İçinde çekirdeği var. Ha, değişik. Dışı sulu. Şu nasıl? Karpuz çekirdeği gibi. Şu çekirde. Şu şeyin bu, neydi onun adı? Şeker elması. Bu evet. Karpuz öyle çekirdeğine karpuz benziyor. Çekirdeğine yani tabii eski benziyor. Karpuzları. O nasıl? Sert mi? Sert. Onları bir deneriz belki. Çinik görebilir miyiz? Evet, bildiğimiz çekirdek içi beyaz. Çimlendirip dikebilirsek bir deyim. Siz bahçenize bir ekin bakalım. Evet, bir deneyelim dönem. Bakalım bir nasıl olacak. Belki olur. Olur mu? Olur. Yapabilirsek olur. Biz toprağa verelim, veren Allah. Hayırlısıyla olur inşallah. İnşallah. Tropikal meyve denemelerimizi yaptık. Biz sevdik, beğendik. Birinci bu kadar. Favorimiz. Evet, şunu, bunun kokusu da çok evet, güzel birinci ama. Birinci favorimiz. İlginç, güzel, değişik. Umarım bu bilgi içerikli videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere, hoşça kalın.